memur bey? Yavuz Kendir yok mu? Akrabası hastalanmış, memleketine gitti. Sıkıntılı bir durum mu var? Yaşlı bir kadının evine girmiş. Darp edip altınlarını çalmış. Bir yanlışlık olacak. Yavuz yapmaz öyle şey. Bu beyefendi görmüş. Adamı ne hale getirmiş baksana. Vallahi çok şaşırdım. Geçmiş olsun birader. Sağ ol kardeşim. Yanında biri daha varmış. Kim olabileceğini biliyor musun? Yok. Biz Yavuz'la pek samimi değilizdir zaten. Bir haber alırsan karakola bildir. Bildirmem mi? Hatta kendi ellerimle getiririm onu karakola. Hayvan herifin yaptığına bak. Eyvallah. Giderim. Yakalarlar lan bunu. O da beni öter. İşte şimdi şapa oturduk. Buyurun efendim. Bu ne? Hesap efendim. Ha, arkadaşım şimdi gelecek. Onlar gitti. Hesabı siz ödeyeceğiniz söylediler. İsterseniz daha sonra ödeyebilirsiniz. Ödeyemem. Benim hiç param yok. İki gün önce geldim ben de İstanbul'a. Tatile mi? Bilmiyorum. Belki kalırım. Ne oldu? Alacaklılardan mı kaçıyorsun yoksa kız arkadaşından mı? Hayırdır? Sonunu izleseydik. Ya, görüyorsun değil mi? İnsan bir arar. Nasıl oldun? Ne yaptın? İyi misin? Ay madem aramıyorsun mesaj at. Kim? Toprak tabii ki. Kim olacak? Siz tanışalı ne kadar olmuştu? Oldu işte 2-3 ay ya. 6 ay demiştin sanki. Yanlış mı hatırlıyorum? Hayır, biz biraz ara verdik. Ne bileyim saymamışım yani. Niye ara verdiniz ki? Ya erkekleri bilmiyor musun? Aşık olduklarında korkarak kaçıp uzaklaşıyorlar. İremciğim, ben düşünüyorum da sen bu ilişki durumunu biraz kafanda büyüttün mü acaba? Yani siz aslında gerçekten sevgili değildiniz de hani Toprak'la... Mesajlaştık Feride. Birbirimizi Face'te ekledik, kahve içtik. O kadar mı? Bunları en derin duygularla yaşadık. Sence bunlar önemsiz mi? Anladım. Anladım, şimdi anladım. Ya sabahtan beri söylüyorum bıraksana. Bak en kötü temizlikçi tutarız, temizliği verirdik bucak. Tutarız. Hı hı. Beraber mi temizleyeceğiz? Zaten merak etme, ben seninle paylaşacağım kirayı. İrem, yalnız ben ev arkadaşı falan aramıyorum. Sen yanlış anladın galiba. Deli misin ya? Kocaman evde tek başına mı yaşayacaksın? Hayır, evlenmiyorsun da. Bak içeride büsbüyük oda var. Sen merak etme, ben oraya alırım. Ay, mutfağa gidiyorsan içecek bir şeyler getirsene.
Bana yardım et. Bu İrem denen kız benim evimden gitmiyor. Bak sen. Neden acaba? Delinin teki olduğu için olabilir mi? Bilmiyorum ki. Ya senin sevgilin değil miydi? Sen delinden anlarsın. Yap bir şeyler ya. Lütfen rica ediyorum. Çok zor durumdayım. Bir kere İrem benim sevgilim falan değil. Arkadaşlar tanıştırdı. Ben de nezaketen bir kahve içtim. Ama bu kız kafasında yazdıkça yazmış, yazdıkça yazmış. Sen de kadın diye gittin, ona inandın. Çek cezanı şimdi. Bir dakika, ne yapıyorsun? Tamam. O gün sana haksızlık etmiş olabilirim. Anlıyorum. Lütfen yardım et. Bak, kız ev arkadaşı olmaktan falan bahsediyor. Rica ediyorum sana ya. Yok artık. O kadar ileri gittim ya. Evet. Gitti. Gitti. Lütfen kurtar beni. Çıkar şu kızı evimden artık ya. O da laftan anlamaz ki. Neyse, tamam bak. Şimdi beni iyi dinle. Dediklerimi tek tek yapacaksın, tamam mı? Tamam. Tamam da ne yapacağım ki? Ailemi bulunca arada bizde yemek yersin. Hatta hep gelirsin. Ay, fazla odamız varsa sana veririz. Yani ben söylersem kesin verir annemler. Kızım sen deli misin be? Harbiden bir ailen olduğunu ve onları bulacağını inandırmışsın kendini. Evet, bulacağım. Gel benimle Kader. Nereye? Kızım ispatlayacağım sana. O Neriman karısı ailenin yerini falan bilmiyor. Odasına girip dosyana bakacağım. Ya saçmalama Songül. Ya yakalanırsak? Yurttan atar bizi. Hayırdır ya, kime atıyor? Gel hadi. Ya başımıza iş açacağız. Mızmızlanma lan. Kalk hadi kalk. Of. Of. Mısın bebeğim? Bir sakin ol lan. Kader. Gel gel. Kapa. Ne yapacağız? İşte. Sen şuradaki dosyaları al. Tamam. Neriman Hanım, siz misiniz? Alo Neriman Hanım, bu saatte sizi rahatsız etmek istemezdim ama biri odanızı karıştırmış. İyice azıttılar bunlar. Tamam Hediye, hiçbir şeye dokunma, hemen geliyorum. Kurtulamadık, gitti şu. Tövbe estağfurullah. Hayırdır? Niye eşyalarını topluyorsun? Ya bizim duraktan bir arkadaşın abisi vefat etti de...
onun cenazesini memleketine götüreceğiz. Başı sağ olsun. Neresi? Uzak memleketleri. Antep. Aman diyeyim, gözünü seveyim, dikkatli gidin Kemal. Bir de doğum öncesi bir üzüntü yaşamayalım. Tamam karıcığım, merak etme sen. Bir şey olursa ararsın. Ha. Al sen bunları. Nereden çıktı bunlar? Ya çocuk için almıştım. Hani doğumda masraf olacak falan ya. İşte lazım olursa bozdururuz. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Aha. Hadi görüşürüz. Feride. Kızım bakkala mı gittin ya? Hani niye söylemiyorsun? İçki al derdim. Yok, bakkala gitmedim zaten. Toprağa geçmiştim. Selam. Şey, Toprak, ne haber? Rahatsız olmasaydın ya, biz Feride ile mutfakta takılırız. Nasıl takılırsınız? İremciğim, ben sana bir türlü söyleyemedim aslında. Biz Toprak'la... Ne? Nasıl söylenir ki? İşte siz... sevgili mi oldunuz? Yani... Ya. Siz var ya, siz iğrençsiniz. Sizinle aynı havaya solduğum için ikinizden de tiksiniyorum. Pislik! İkiniz de pisliksiniz. Toprak, iyi misin? Çok kötü tokat yedim. Acıdım, bakayım buz getireyim istersen, kızardı mı? Ya öpsen geçer aslında da. Ne? Şaka. Şaka yapıyorum. Bak bir günde bir tokat yeter, tamam mı? Şaka. Tamam. Evet, bu arada teşekkür ederim. Bir daha bana inan, olur mu? Olur. Olur. Çay içer misin? Hemen demleyebilirim. Olur. Tamam. Çok dağınık. Ben sana... burayı toplayayım istersen, sen çay demle. Öyle mi diyorsun? Hı. Tamam. Neriman Hanım yurdu başımıza yıkmazsa ben de kadar değilim. Tırsaksın kızım sen. Kimse görmedi. Ulan nereden bilecek bizim girdiğimizi? Anlar o. Yurttan atmaz değil mi bizi? Ya ben de ailemi bulamadım. Ya sokakta kalırsam ya böyle soğuk soğuk evsizler gibi ya. Kader, bir sus lan. Sakin ol. Bak, biz hiçbir şey yapmadık, görmedik, duymadık. Tamam mı? Tamam, tamam. Vallahi burama kadar geldim. Bu katın tuvaletleri de iptal. Üst kattakileri de kullanmamıza izin vermiyorlar. Ne yapacağız şimdi? Bir önerin var mı? Benim de. Alo. Eylül'le görüşmek istiyorum. Bir dakika. Neriman Hanım'ın sesi hala yurdu inletmedi, hayret. Fırtına öncesi sessizlik bu bebeğim. Doğru diyorsun. Eylül, telefonun var. Ne telefonu bu? Ulan var ya, bu kız kesin bir işler karıştırıyor. Bak şimdi benim aklıma takıldı. Ulan
hepinizin ipini ben mi tutacağım ya? Efendim? Arka bahçeye gel. Acele et yoksa polis çağıracağım. Yaklaşsana kız. Korkma, yemeyeceğim. Ne istiyorsun? Seni istiyorum. Başka ne isteyeyim? Eylül. Param var. Çok para. Araba şurada. Beraber kaçalım. Sen nereye istersen. İstemiyorum. İğreniyorum senden, tiksiniyorum. Ya çocuğun olacak, onu da mı düşünmüyorsun? Sen düşündün mü peki? Hı? Bıçağı ben mi sapladım kendime? Babasız bırakıyordun çocuğu 2 gün önce. Hadi. Uzatma da gidelim. Ya bırak beni, ne olursun bırak. Bırakmayacağım. Benim de geleceksin. Yoksa karakola gider içeri attırırım seni. Dokunma bana! İçime eritiyorsun kız, anlıyor musun beni? Yanıyorum ateşinde. Ne olur bir kerecik söndürsen. Songül. Karışmayın. Yürü lan sen de. Yürü. Bırak! Ya bırak! Bıraksana! Karışmayın demedim mi lan size ha? Şu hale bak Hediye, şu hale bak. Bunların yüzünden böyle şak diye gideceğim bir gün. Bütün katları sıraya diz. Hepsine hesabını soracağım bunların. Hadi Hediye, ne duruyorsun? Hiç peşimi bırakmadın. Yapma dedim. Dokunma dedim. Dinlemedin. Annem de inanmadı. O inansa böyle olmaz. Üvey babam o benim. Evde de dokunuyordum. Kemal abi yapma diyordum. Yine yapıyordum. Pis elleriyle, ağzıyla öptüm. Yapma, yapma. Kader, nereye gidiyorsun? Neriman Hanım'a haber vermem lazım. Kader, eğer Neriman Hanım'a haber verirsen
Polisler gelip Eylül'ü alır. Polis. Kapse gireceğim. Katil diye ceza verecekler bana. Bir daha hiç oradan çıkamayacağım. Sus, sus. Ne olur biri duymasın. Sus. Yalvarıyorum, sus. Ya kimse duymasa ne olacak? Yarın gelip görecekler cesedi. O zaman biz de kaldırırız bu cesedi. Ne yaparız? Kaldırırız, bir uçurum kenarından atarız. Kimse Eylül'ün yaptığını anlamaz. Zümrüt, sen delirdin mi? Kader. Bak Eylül'e, onun hiçbir suçu yok. O adam gözümüzün önünde kıza tecavüz etmeye kalktı. İşte o da polise öyle anlatır. Ya biz de şahitlik yaparız. Vallahi yaparız Eylül. Ya hayır, her şekilde ceza alır. Bu şerefsiz yüzüne hayatı mı kaysın? Nasıl taşıyacağız? Bir de onu anlat gerizekalı. Araç bulmamız lazım. Kemal abinin arabası var. Taksi de çalışıyor. Annem Allah onu başımızdan eksik etmesin diyor. Eylül, ne olur kendine gel. Bak bu şerefsiz araçla mı gelmiştir? Araba burada. Kaçalım dedi. Tamam, sen araba sürmeyi biliyor musun? Peki araba sürmeyi bilen, güvenilir bir tanıdığın var mı? Serkan. Tamam. Hadi gel sen Serkan'ı çağır, hadi. Ben yurdu halledeceğim. Ne halledeceksin ya? Kızım, bu adamı buradan götürürken kimsenin görmemesi lazım. Nasıl olacak o? Kesin yakalanacağız. Ya hayır hayır, o top bende, ben hallederim. Hadi gel. Bu işi yapanı eninde sonunda bulurum ben. Fitil fitil de getiririm burnundan. Bir şey biliyorsanız şimdi konuşun. Yoksa sonra çok fena olacak. Bir dakika kızlar. Ben konuşmak istiyorum. Bizim katta çalışan bir tane tuvalet yok. Sular dersen sicimle akıyor, yüzümüzü yıkayamıyoruz. Ulan okula işemeden gidiyoruz be. Sen benimle nasıl konuşuyorsun böyle? Yemekler dersen ayrı bir rezalet. Köpeğin önüne koysak köpek yemez. Songül, bak benim sabrımı zorlama. Yalan mı Neriman Hanım? O kadar bağış, devletin paraları bize bakmak için mi? Yoksa müdür odasına gelip pencereler taktırmak için mi? Terbiyesiz! Çekilin önümden! Tövbe estağfurullah, çekilin! Bu tokat bana koymaz da sizin kalp aklınız koyuyor lan. Karının arkasından atıp tutuyorsunuz, yüzüne karşı gıkınız çıkmıyor. Biz kazan kaldırmazsak düzelir bu yurtta işler. Songül haklı. Aynen doğru diyorsun kız, isyan çıkaralım. Biz sustukça hepten tepemize çıktılar. Aynen kızlar. Bir yaygara çıkaralım da görsün bu Neriman karısı. Evet ya. Evet. Gel, isyan evet. Çıkartalım. Evet. Evet. Aynen kızlar. Orada mısın? Cevap ver lütfen. Acil bir şey var. Hadi cevap ver. İhtiyacım var. Araba kullanmayı biliyor musun? Evet, ne oldu?
Şimdi anlatamam. Yurdun önüne gelir misin? Gelirim. Ama bu yardımın sonu kötü olabilir. Ne olursa olsun sana borçluyum. Çıkıyorum evden. Serkan. Nereye bu saatte? Dolaşacağım anne biraz. Aa, otur oturduğun yerde, delirtme beni. Ne dolaşmasıymış gece vakti? Yani her şeye karışmasana, işim var işte. Aa. Ne işiymiş bu? Serkan! Yemekhanede düştüm. Tövbe estağfurullah. Açın kapıyı. Açın diyorum. Hediye. Sen artık bizim rehinimizsin Hediye Sultan. İsteklerimiz yerine gelene kadar bizim sözcümüz olacaksın. Neriman Hanım. Çok zor durumdayım. Beni rehin aldılar. Bazı istekleri var. Olmazsa isyana devam edeceğiz diyorlar. Neymiş istekleri? Tuvaletler tamir edilsin. Tuvaletler tamir olsun diyorlar leş gibi. Kullanmayıp da altımıza mı yapalım diyorlar. Yaşa. Aşçı değilsin aşçı. Aşçı da değilsin diyorlar. Yemekler yenmiyor, zehirlenelim mi diyorlar. Bize tokat atılmayacak. Bundan sonra artık tokat yok diyorlar. Ha bir de makyaj malzemeleri alırsın. Makyaj malzemesini siz bu yaşta yani. Hadi hadi. Güzel yemek istiyoruz. Temiz tuvalet istiyoruz. Güzel yemek istiyoruz. Temiz tuvalet istiyoruz. Neredesin? Yetiş! Yoksa katil olacağım burada. İsyan çıkardılar bunlar. Sana bir şey yapmadı değil mi? Yapacaktı. Son günler geldi, onları da vurdu. Ben de... Tamam, anladım. Üzülme Eylül. Sen kendini savundun sonuçta. Pislik herif. Senin hiçbir suçun yok. Yardım edecek misin? Yapmazsan anlarım. Tabii ki edeceğim.
Tahta nerede? Ya cebindedir herhalde, baksana. Cemre? Cemre sus! Aa, şimdiden yakalandık. Ya bunu da mı öldüreceğiz? Kızım seri katilimiz lan biz. Cemre, bazen hiçbir şey görüldüğü gibi değildir. Bak kendi hikayeni düşün. Babanın başına gelenleri görebildin mi? Görebilseydin engel olmaya çalışmaz mıydın? Bu da benzer bir durum. Burada da Eylül'ün hikayesi var. Bak o bagajda gördüğün adam daha küçükken Eylül'e göz koymuş bir sapık. Ya yurda geldi Cemre. Kıza tecavüz etmeye kalkıştı. Ben kendi gözlerimle gördüm. Kader de gördü. Ya Eylül de zaten kendini korumak isterken yanlışlıkla oldu. Ya işte biz de şimdi kız hapse girmesin diye cesedi bir... Ne cesedi ya? İşte cesedi bir yere atacağız. Ya ne olur kimseye söyleme Cemre, tamam mı? Eylül doğru mu bunlar? Merak etme, ben kimseye söylemem. Sen de artık bu olaya karıştın. Sen de bizimle geliyorsun, hadi. Hadi, hadi Serkan. Geç. Hadi kızlar, siz de yatıp dinlenin artık. Rehine doldun ya Hediye abla. Çok iyi baktılar kızlar bana, hiç üzmediler. Çilap söyletmezsin zaten. Neriman Hanım kızların şartlarını kabul etti değil mi? Etti, etti. Etmese ne yapacak zaten? Bakanlık duysa ilk onun başı yanar. Kızların siciline bir şey işlenmeyecek. Polis falan da yok. Yok, yok merak etme. Ama tabii disiplin cezası alacaklar. Ona artık engel olamadım. Aman aman, ona da şükür. Kanka sen şöyle tut, ben bağlayayım, tamam mı? Daha fazla karışmak istemiyorum. Siz ne yapıyorsanız yapın. Hadi. Thank you.
bitti mi şimdi? Öyle lan. Geçti mi şimdi? Daha hiçbir şey bitmedi. Arabadaki parmak izlerimizi silmemiz gerekiyor. Hadi. Cemre sen de hırkanla sil hadi. Serkan sen de. Cemre kapı kollarını silah yanarız. Burada altınlar var. Hem de ne kadar çok. Baksanıza. Tamam. Bunları da biz alalım. Hırsızlık sansınlar. Aynen. Eylül gel. Hepimiz ellerimizi uzatalım tamam mı? Hadi. Hiçbirimiz hiçbir şey görmedik. Böyle bir gece hiç yaşanmadı, tamam mı? Herkes en sevdiği şeyin üzerine yemin etsin. Hadi. Yemin ederim. Yemin ederim. Yemin ederim. Yemin ederim. Yemin ederim. Çok teşekkür ederim. Akşam 9'da herkes yatağında olacak. Işığını açık gördüğüm oda 2 hafta boyunca bütün katların temizliğini yapacak. Tabağında yemek bırakana ertesi gün yemek yok. Ha, beğenmiyorsanız aç oturursunuz. Hafta sonu giriş saatinde saat 8'den 6'ya çektim. Bir de cezaevi yazan tabela assalar bari. İtirazınız mı var Meral Hanım? Yok hayır, ben zaten dışarı çıkmayı sevmem. Hadi çıkın dışarı, çıkın! İsyanı sen başlattın. Dün gece nereye kayboldunuz? Hiç. Buralardaydık. Günaydın. Serkan Bey. Bir su içip çıkacağım anne. Okula gideceğim. Dün gece nerede olduğunu söylemeden şuradan şuraya gidemezsin canım. Bir cinayetin izlerini siliyordum anne. Ceset taşıdım, oldu mu? Ah. Ne kadar komik. Oğlum utanmıyor musun annene dalga geçmeye sen? Ha? Boş ver anne ya. Birbirimizle uğraşmayalım lütfen.